Eksi 3 sayısına olan uzaklık arkadaşlar x eksi eksi 3'ten x artı 3 demektir. En az 6 birim dediği için 6 birim de dahil 6 birimden büyük olabilir. En fazla 7 birim dendiği için 7 birim olabilir ama 7 birimden daha küçük de olur arkadaşlar. Dolayısıyla bakın E şıkkı doğru cevabımız. Bir mutlak değer arkadaşlar pozitif bir sayıdan büyükse önce olduğu gibi çıkarıp x eksi 1 3'ten büyüktür dersiniz. x büyüktür 4 olur. İkincisi x 1'i sabit bırakırsınız. Eşitsizliği yön değiştirirsiniz ve bu işareti de değiştirirsiniz arkadaşlar. Eksi 3'ten küçük dersiniz. 2 yoldan çözüyoruz böylece. Dolayısıyla x 2'den küçük veya x 4'ten büyük olacak. Dolayısıyla şöyle bir sayı doğrusuna baktığınız zaman 4'ten büyük sayıları böyle işaretleyelim. Sonra yine eksi 2'den küçük sayıları işaretleyelim. Arada ne kalıyor bakın? tüm reel sayılardan eğer ben eksi 2 ve 4 dahil çıkarırsam geriye cevap kalır. E şıkkı olur böylece. Bir mutlak değer iki pozitif sayı arasında ise bir her şey olduğu gibi çıkar. Böyle bakın. Her tarafı 4 eklerim 7. Büyük eşit x 11. Sonra arkadaşlar sayıları eksi ile çarparım. Eşitsizlik yön değiştirir ama x'e dokunmayız. Böyle yaparız tamam mı? Dolayısıyla 1 büyük eşit x Büyüktür, eksi 3. Haliyle alacağı değerler 7, 8, 9, 10, 1, eksi 1, 0 ve eksi 2. Şimdi burada arkadaşlar 7, 8 daha 15, 9 daha 24, 10 daha 34, 34'ten e, bir de 1 ekleyeceğiz. 35, 3 çıkarırsak 32 B şıkkıymış. Mutlak x arkadaşlar ne ile neyin arasında? 1 ile 2 arasında şöyle mutlak x büyük eşit 1 diyeceğiz 2. Bundan dolayı 1 x 2 olacak bir de eksi 1 x eksi 2 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 1 2 aralığı bir kere çözüm olarak kabul edeceğiz yani a b d olur başka olmaz. Sonra arkadaşlar bir de eksi 1 ile eksi 2 olması lazım. Eksi 1 kapalı eksi 2 açık. Dolayısıyla eksi 1 kapalı eksi 2 açık bu var. Cevabımız B şıkkı oldu. X eksi 3'ün karesinin kare kökü olduğu için bu mutlak değer olarak çıkar. Tek kuvvetlerde olduğu gibi çıkar. X eksi 2 büyük eşit olduğu gibi çıkar. X artı 2 bunlar gitti. Mutlak x eksi 3 büyük eşit 4 ne demek arkadaşlar? 1. Bunu böyle yaparız. Gördüğünüz gibi x büyük eşit 7 olur. İkincisi x eksi 3 derseniz küçük eşittir eksi 4. Eşitsizlik yön değiştirilerek işaret değişir. Böylece eksi 1'den küçük olacak. Buradan rakam gelmez. 7, 8, 9, 3 rakam arkadaşlar A şıkkı. Önce aralığı bulalım arkadaşlar. Eksi 3, x eksi 1 ve 3. Zaten en kolay eşitsizlik mutlak değerde bu küçük olan. Küçük olduğu zaman eksili ve artılıyı böyle bunun sağına ve soluna atıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Eksi 2, küçük eşit x, küçük eşit 4. Mutlak değerli eşitsizliklerde bence kuralları bilmek lazım arkadaşlar. Nereden geldiğini zaten çıkarırız ama ikide bir de kafanız karışır. O yüzden küçük eşitte veya küçükte gördüğünüz gibi bir eksili bir artılı çıkarmanız gerektiğini bilin. Dolayısıyla artık burası eksi 2 imiş. Burası da 4'müş. Buranın uzunluğu kaç birim? 6 birim. O zaman biz burayı 3'e böldüğümüzde ikişer birimlik olacak. Yani burası 0 olur. Burası 2 olur. Böylece 0-2 kapalı aralığı olur. D olur. Verilen eşitsizliği bence bir çözelim çünkü x'lerle ilgili şu an yorum yapamıyoruz. Ama eşitsizliği çözersek yani eksi 8 küçüktür x eksi 2 küçüktür 8 dersek x arkadaşlar eksi 6 ile 10 arasında olur. Böylece şunu söyleyebilirim artık burada arkadaşlar x'e e, ne verirsek verelim burası ne olacaktır? Negatif. Gördüğünüz gibi yani şunu diyebilirsiniz tabii 10 veremiyor muyuz? 10'dan, 10'dan küçük arkadaşlar 9.9 bile verseniz burası eksi oluyor. Yani eksiyle çarpılarak çıkacak 10-x olacak. Sonra eksi 10 kilogram zaten 10 demektir. x artı 15 dedi x gördüğünüz yere ne yazarsanız yazın içerisi pozitif olur yani olduğu gibi çıkar. Bu yüzden x'ler gider 20-25 daha arkadaşlar burada 30çe şey 20-15 daha 35 değişiklik olur. İki tarafta da mutlak değer olduğu zaman eşitsizliklerde arkadaşlar tavsiyem her iki tarafın karesini almanız. Böylece güzel bir eşitsizlik çözebilirsiniz. Bu yapıyorum böyle bakın. x kare eksi 6x artı 9 küçük eşit 25 artı x kare eksi 10x x kareler gitti. Böylece 10x 6x 4x oldu. E, 25'ten 9 çıktı 16 oldu. X küçük eşit 4 geldi. Eksi sonsuz 4 aralığı arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Y'yi bulmak için ne yapacağız aslında arkadaşlar? X'ten yararlanacağız. Şimdi X sonuç olarak burada küçük eşit 6, küçük eşit eksi 6 değil mi? Haliyle ben X gördüğüm yere 2X eşittir 1 eksi 3Y yani X eşittir 1 eksi 3Y bölü 2 yazsam ve eksi 6 1 eksi 3Y bölü 2 6 desem her iki tarafı 2 ile çarpsak eksi 12 1 eksi 3 ye 12 desek böylece e, her tarafa 1 çıkarsak eksi 13 eksi 3 ye 11 şimdi de eksi 3'e bölsek 13 bölü 3 büyük eşit y büyük eşit 11 eksi 11 bölü 3 desek böylece sağlayan y tam sayıları ne olacak arkadaşlar? 13 bölü 3 bir kere 4 küsür. O zaman 4 olur en yakın. 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Eksi 4 olur mu? Hayır. Çünkü eksi 4, eksi 11 bölü 3'den daha da küçük. Dolayısıyla 3'ler gider. Eksi 2 ile 2 gider. 1 ile bu gider. Toplamda 4 gelir. D şıkkı olur. Sorduğuna odaklanalım. Diğerlerden hani temsil olarak verilmiş çünkü. Şimdi burada arkadaşlar üre A'ya bakacağız. Yani burası 15 ile 55 arasında olmalı. Şimdi bizim çıkan sonucumuz arkadaşlar cevaplarda pardon şu kalemi düzelteyim. Ee, x arkadaşlar küçük eşit 55 küçük eşit 15 olacak. Şıklarda bunu vereni bulmanız lazım. Yani ben ne yaparsam da şıkkı bulurum değil. Burada gerçekten şıklardan yararlanmamız lazım. Örnek B şıkkına diyelim baktığınız zaman eksi 40 işte burası x eksi 15 küçük eşit 40. Her tarafa eksi 15 eklediğinizde pardon 15 eklediğinizde Gördüğünüz gibi bu oluyor. Olmadı mesela. Doğru şıkkı göstereyim. Eksi 20. Küçük eşit. X eksi 35. Küçük eşit 20. Ekledim 35 e her tarafa 15. Küçük eşit x 55. Haliyle arkadaşlar cevabımız D şıkkı oldu. Yani burada ekstra bir şey düşünmeye gerek yok. Cevabın bu olması gerektiğini bul. Bunu cevaplarda bul. Sınavda da bir kere böyle çıkmıştı zaten. Paydalar aynı. ikisinde de 1. Basit kesirlerde arkadaşlar payda ne kadar büyükse kesir o kadar küçük olur. Dolayısıyla altının burada ne olması lazım? 2x-4'ten büyük olması gerekiyor mutlak değerce. Dolayısıyla 6 küçük eşit 2 yani şöyle düzgünce yazayım hani kuralı görün diye. Ne yapıyorduk? 1 6, bir de 6. Burası 2x-4 diyorduk. 4 6'dan eksi 2. Burası 2x, burası 10 eksi 1 x 5 bu şekilde arkadaşlar sağlayan x tam sayı değerleri neler olacak o zaman eksi e, pardon 0 1 2 sakın 3 4 arkadaşlar böylece 1 2 3 4 tane neden sakın dedim paydayı 0 yaptığı için tanımsız olur arkadaşlar cevabımız c şıkkı İkinci derece eşitsizlik bilseniz aslında daha güzel olabilir ama sorun değil bunu TYT mantığıyla göstereyim ben size. Önce arkadaşlarıma e, çarpanları ayırmaya dikkat edeceğiz. Burada da böyle yapıyorum. Bakın şimdi mutlak x eksi 1 parantezinde mutlak x eksi 4 eksi 1 küçüktür 0. Hepsini öbür tarafa atıyorum. Bunu olduğu gibi x eksi 1 mutlak değer parantezine aldım. Şimdi burayı arkadaşlar bir hariç bir veremezsiniz çünkü denklem sıfır olur. Bir hariç ne verirsek verelim zaten burası pozitif. O zaman benim burayı ne yapmam lazım? Negatif. Bak normal TYT mantığıyla yapıyorum x eksi 4 eksi 1 küçüktür 0 olmalı. Mutlak x eksi 4 küçüktür 1. Yani eksi 1 küçük x eksi 4 1. Böylece 3 x 5. Demek ki arkadaşlar cevabımız A şıkkıymış. A sınıfının mevcudu C sınıfının mevcudundan yarısının 2 fazlasıymış. Hemen yapalım. A eksi 6 ymış bunun mevcudu. 20'nin yarısı 10 2 fazla. A eksi 6'nın mutlak değeri 12. Demek ki A buradan arkadaşlar 18 olabilir. E, A sayısı tabii ki orada bir şey verilmiş mi? Yok negatif. O zaman negatif de olabilir. A buradan kaç olabilir aynı zamanda? Eksi 12 olması için. Eksi 6 da. Sonra arkadaşlar B sınıfının mevcudu yani mutlak B eksi 4 eşittir. C sınıfının mevcudundan azdır. Yani 20'den azmış. O zaman eksi 20 ile B eksi 4 20 arasında eksi 16 B 24 arasında. Böylece B en az kaç olacak? Eksi 15. A en az kaçta? Eksi 6. Toplamları eksi 21. Özkütleleri aynı olanlar aynı düzeyde batarlar arkadaşlar. Dolayısıyla x eksi 2'nin mutlak değeri. Şöyle x eksi 2'nin mutlak değeri eşittir. O zaman 2x artı 8'e. Dolayısıyla buradan e, ne yapabiliriz arkadaşlar? 1 x eksi 2 eşittir 2x artı 8 olabilir. Buradan eksi 10 eşittir x olur arkadaşlar. 2 x eksi 2 eşittir eksi 2 x eksi 8 deriz. Buradan da 3 x eşittir eksi 6'dan x eksi 2 olur. En büyük değeri bu geldi eksi 2. Şimdi x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 2 yani y artı 2 oldu. Bunun mutlak değeri. Haliyle arkadaşlar y artı 2 gördüğünüz gibi burada nedir? diğerlerinden daha yukarıda olduğu için onun öz kütlesi daha düşüktür arkadaşlar. Onu söyleyeyim e, fizikle alakası olmayan arkadaşlar için. Öz kütle ne kadar düşükse o kadar yukarı çıkar cisim. Yüksekse o kadar aşağı batar. Mutlak y artı 2 böylece e, x yerine eksi 2 yazarsak bu zaten 4 oluyor. Burada yine e, eksi 2 burası da zaten 4 oluyor. Yani y artı 2 4'ten küçükmüş. Böylece eksi 4 y artı 2 ve 4 oldu. Yerine yazarsak eksi 6, y, 2. Buradan y'nin alabileceği kaç değer oldu arkadaşlar? 7 tane a şıkkı.